Hocam dopamin eksikliği mi dediniz? Ben evet, beyindeki dopamin dedim. Dopamin eksikliği. Peki dopamin neden eksiliyor? Onu beyinde üreten belli bir bölgedeki hücrelerin bir çeşit artık üretme kapasitesinin azalmasından, dejenerasyonundan ortaya çıkıyor. O hücrelerin üretimi aslında hepimizde azalıyor ama o azalma oranı %60-80'lere geldiği zaman artık hareketlerimizi düzgün, düzenli kontrol edebilme yeteneğimiz azalıyor ve hastalık bulguları evet. karşımıza çıkmaya başlıyor. Peki dopamini biz hiçbir şekilde yiyeceklerden şuradan buradan alıyor muyuz? O dopamin bu hormon mu? Dopamin aslında beyinde salgılanan kimyasallardan bir tanesi. Bizim o sınıfa sokarız ama tipik bir hani hormon diyeceğimiz bir madde değil. Evet. Ama yaptığı iş bizim hareket kontrolümüzü kontrol edebilme yeteneği. Hayır, neyse onu yapalım, hani şunu yiyelim de dopamin o yok öyle. Yok, değil mi öyle bir öyle şey? Bir şey yok. İlaçlarla bunu yerine koyabiliyoruz. Tabii verdiğimiz ilacın da kan beyin engelini geçip beynin içine girmesi lazım etki evet. edebilmesi için. Ama mesela taze baklanın içinde de benzer bir madde var. Bazen hastalarımız bilirler bakla yediklerinde kendilerini daha iyi hissedebiliyorlar. Daha iyi hissediyorlar. Enteresan bir şey. Hatta bu bakla da küçük çocuklara vermeyin, tehlikeli olabiliyor. O ayrı, hani bakla ayrı zehirlenmesi şey ya da favizm diye ayrı bir problem var. Evet. Evet, peki bir şey söyleyeceğim. Dopaminimizi ölçtürebiliyor muyuz yani biz eksildi mi? Bazı metabolik çalışmalar ama bunlar hani benim dopaminimi ölçün, hani röntgen çektireyim gibi değil. Ama bazı metabolik tomografiyle yapılan radyoizotop çalışmalarıyla bunlar monitörize edilebiliyor. Biz bunları daha çok hani bazı bilimsel deneylerde ya da çalışmalarda kullanıyoruz. Hı hı. Deneysel çalışma sonuçlarını desteklemek için. Evet. Peki yaş sınırı var mı bu ameliyatlarda? Yaş önemli ama tek kriter değil. Yani biz 80 yaşında bir hastayı ameliyat edebileceğimiz gibi 60'lı yaşlardaki bir hastayı ameliyata uygun bulmayabiliriz. Her şeyden önce hastanın ameliyata uygun aday olması önemli. Zihinsel fonksiyonlarının iyi olması önemli. Beyninin anatomik yapısının uygun olması önemli. Hocam son bir soru soracağım. Lütfen çok kısa cevap verin. Süremiz doldu. Sosyal güvenlik sistemi beyin pilini ödüyor mu? Sosyal güvenlik sistemi doğru teknoloji ve uygun tanıyla ameliyat edilen hastalarda pil parasının tamamını ödüyor. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Çok kıymetliydi. İşlemediğimiz bir konuydu gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim konuk ettiğiniz için.